Söz büyüdür. Evet. Şimdi tılsım şöyle bir şey. Bu enerjiyle açıklanabilir değil mi? Ee, konu tam da o. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım evet. o. Doğanın bir titreşimi var. Evet. Haliyle bugün günümüzde artık bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Eskiler bunu bilmiyordu. Her şeyin canlı olduğuna inanıyor. Her şeyin canlı olduğuna inanma hali aslında o titreşimi algılamasıyla ilgili. Şimdi bir şeyin titreşimini algılamak, onun varlığını algılamak yani deyim enerji ise eğer enerji üzerinden gidelim. Onun enerjisini algılamak onunla temas kurmayı sağlıyor. Temas kurmanın en belirgin özelliği insanı evrendeki tarifi üzerinden yürüyebiliriz ki hı hı. insan dört elementle oluşmuş. Dört elemente sahip ve bu dört elementle karşılaştırmalı dinler tarihi ve mitoloji kapsamında baktığımızda insan olmuş. Söz ettiğimiz tılsım bu elementlerin bir tanesini kullanma halidir. Yani ateşi, suyu, toprağı, havayı. İnsan bu dört elementle olmuş. Bunun eğer bu dört elementi bu ilahi dinler, tek tanrılı dinler bunu böyle kabul ediyor. Oradan yola çıkarak söylüyoruz. Primitif dinler, yani ilkel dinler, yani tek tanrılı olmayan, çok tanrılı dinlerde hı hı. bu elementler parçalanmış. Yani Ateş canlıları, hı hı. su canlıları, toprak canlıları ki bunların karşılığı dinlerde e, cin olarak geçer. Cinle kastımız her e, doğa parçasının kendi elementali vardır. Primer, sekonder, birinci, ikincilik denilen enerji türleridir bunlar.